Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ künnâ linehtediye levlâ en hedânallah. Lekad câet rusul rabbina bilhaq. Sallu alâ rasûlina Muhammed. Sallu alâ dabîbi kulûbina Muhammed. Sallu alâ şefî'i zünûbina Muhammed. Mevla Teâlâ'ya nihayetsiz şükürler olsun, hamdü senalar olsun. Sırf Mevlamızın rızası için bir araya toplandık elhamdülillah. Rabbim cümlemizi hakkıyla istifade etmeye muvaffak eylesin. Amin. Sohbete başlamadan önce kısaca sohbet adabıyla ilgili bir iki kelime söylemiş olayım. Sohbette şunlara dikkat edilirse çok daha istifadeli olur. O da nedir? Konuşan Allah rızası için konuşmaya gayret etmeli. Dinleyen de yalnız Allah rızası için dinlemeye gayret etmeli. Sohbet adabıyla söyleyeceklerim sadece bunlardan ibaret. Hem akılda kalıcı olsun. Genelde bunu baz alırsak o zaman Mevla Teala rahmetiyle tecelli eder. Belki de bizim irademizin dışında da harikulade istifadeler meydana gelebilir. Rabbimizden de bunları temenni ediyoruz. Hemen bir ayet-i celle okuyarak başlamak istiyorum. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa suresinin 65. ayetinde Mevla Teala bizlere buyuruyor. Fela ve rabbike la yu'minûne hattâ yuhakkimûke fîmâ şecere beynehum thumme la yecidû fî enfüsihim haracen mimmâ gazayte ve yusellimû teslimâ. Sadakallâhu'l-azîm. Mevla Teala ne buyurdular ayet-i cellelerinde? Fela ve rabbike, fela hayır ve rabbike senin Rabbine yemin olsun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için söylüyor. Ey Resulüm senin Rabbine yemin olsun. Şimdi bizler ne yapıyoruz? Bazen bir konuda bir şeyi inandırmak için yemin etmek durumunda kalabiliyoruz. Dolayısıyla insanlar yemin ederken nasıl yemin edebiliyorlar? En yüce olana sadece yemin oluyor. Rastgele her şey üzerine ne yapılmıyor? Yemin edilmez. Etsen de yemin sayılmaz. En yüce olan Allah Celle Celaluhu nasıl oluyor? Vallahi der, billahi der. Bunlar Allah'a yemin olsun demektir. Veyahut da Allah'ın Celle Celaluhu sıfatları üzerine de yemin edilir. Tabii ki şunu da söylemekte yarar var. Yani Müslüman yemin etmemesi gerekiyor aslında. Niçin Müslüman yemin etmemesi gerekiyor? Çünkü daha henüz İslamiyet gelmeden önce Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocukluğundan gençliğine, gençliğinden de 40 yaşına kadar henüz ortada İslamiyet yok. Nasıl biliniyordu Müslümanlıktan da önce? Muhammedül Emin. Ne kadar önemli. Demek ki Müslümanlık deyince ilk şart, ilk önce olması, yani daha İslamiyet'e girmeden önce, daha gelmeden önce oluşması gereken bir şeymiş gibi sanki Mevla Teala bizlere bunu bu şekilde tahakkuk ettiriyor. Muhammedül Emin. Dolayısıyla buradan bile bir ibret çıkartmak lazım. Hatta bilhassa çıkartmak lazım. Yani bir Müslümanın kimliğinde olmazsa olmazlardan bir tanesi budur. Dolayısıyla eğer bir yerde siz bir şey söylüyorsanız, bizler bir şey söylüyorsak yemin etme ihtiyacımız zaten olmaması gerekiyor. Kimse bizden yemin de istememesi gerekiyor. Ola ki bir şey için yemin ettik, şaşırması gerekiyor. Yani niye yemin ediyorsun? Biz zaten seni biliyoruz demesi gerekiyor. Bu hususta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gene ne diyor? Şaka bile olsa yalan söyleme. Çünkü niye? Bu da emniyeti gideriyor. Şimdi Müslümanı biz ne olarak biliyoruz? Müslüman yalan söylemez. Bakın ne acayip. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Şaka da olsa söyleme. Niçin söyleme? Bir gün gerçekten bir şey söylersin. Bu sefer de Müslümanlar ne derler? Ya şaka yapıyor derler. Yok ya şaka yapmıyor, gerçek söylüyor. Ama hep yapardı. İşte hep yaparsan bir gün doğruyu da söylediğinde seni şakaya hamlederler. Bu da olmaz. Bakın emniyet gene gidiyor şaka bile olsa. Ama tabii biz geldik 2024 efendime söyleyeyim. Şaka bile olsa yalan söyleme nereye kaldı da? Yani yalan söylemese de yetecek belki de yani. Pazarlık payı var bu konuda. Rabbim yalandan zinhar cümlemizi muhafaza eylesin. Zannedersem Mahmud Efendi Hazretlerine soruyorlar. Sizden hani hiç yalan sadır olmuş mudur gibi böyle bir şey duydum. Tabii teyit etme fırsatım olmadı ama hoşuma gitti. Anlatayım. Olmamışsa bile bir ibretlik sözdür.
O da buyuruyor ki Kuddises-i Ruh, bana hiç saati soran olmadı diyor. Böyle bir incelikten bahsediyorlar. Şimdi saat devamlı ilerleyen bir şey ya, sen daha bir dakikayı söyleyene kadar o diğer dakikaya geçiveriyor. Ya bu sefer diyorsun ki işte bilmem neyi 40 geçiyor. 41 geçiyor yani o esnada 41'e döndü. Yani bu bile bir hassasiyet, yalana karşı insanları uyandırma oluyor. Şimdi burada Mevla Teala Rabbine yemin olsun dedi. Biz inandırmak için çok mecbur kalırsak, bizden yemin istenirse ki istenmese makbul olur. Ama peki Mevla Teala zaten inanmamız gereken bir zat. İşte o da dikkat çekmek için. Yani ne demektir bu? Mevla Teala eğer bir şeye yemin ediyorsa orada bir şeyler aramamızı istiyor. Her tarafına çok dikkat etmemiz zaten lazım. Onu zaten biliyoruz bir Müslüman olarak. Mevla Teala bir şeye yemin ediyor. Zeytine yemin olsun diyor. İncire yemin olsun diyor. Ne demek? Bu alanda olanlar bir bunu bir araştırsın. Niye yemin ediliyor acaba? Ki zaten araştırılmış bir sürü şeyler bahsediyorlar bu konuda. Bir de bunlardan geçtik. Ne diyor? Rabbine yemin olsun diyor. Allah Allah. Şimdi incir, zeytin değil. Mevla Teala kendi üzerine yemin etmiş oldu. Demek ki çok önemli bir şey söyleyecek. La yu'minune. İman etmiş olmaz diyor Mevla Teala. Hayır. Rabbine yemin olsun iman etmiş olmaz. Ne müddetçe iman etmiş olmuyormuş? Hatta yuhakkimuke. Ey Resulüm, seni hakem kılmadıkça iman etmiş olmazlar. Nerede hakem kılmadıkça? Fîmâ şecera beynehum. Kendi aralarında olan anlaşmazlıklarda seni hakem olarak görmedikçe iman etmiş olmazlar diyor. Bizler elhamdülillah iman ettik ama şimdi bir de burada bir takım şartlar bahsediyor. Bizim iman ettik dememiz, kelime-i şehadet getirmemiz bunlar bir taraf. Bunlar güzel şeyler ama bir de demek ki bunun şartları var. Şartlarına da uyacağız ki biz iman et, kendi katımızda iman etmiş olduk. Ama bir de Allah katında da iman etmişlerden sayılıyor muyuz, sayılmıyor muyuz? Demek ki her konuda bizden ne istiyor Mevla Teala? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hakemliğine müracaat etmek. Bu sizin aranızda olan çekişmelerde onu hakem tutmadıkça dedi ama bunu illaki iki kişi arasında çekişme olarak dar bir kaba koymamak lazım. Mesela aile hayatımız, her birerlerimizin ne var? Aile hayatımız var. Mesela olursa şayet anlaşmazlıklar, bunlar nasıl çözülecek? Kitap ve sünnete bakılarak çözülecek. Bu neyse hükümler oradan bakılacak ki bizler iman etmiş sayılalım. Gene bir misal daha verecek olursak, her birerlerimiz işte ticaretle ilgileniyor olabilir. Önümüze bir iş imkanı çıktı. Hemen Müslüman olarak ne yapması lazım? Tabii hemen hesap makinesini alacak. Karlı bir iş mi, değil mi diye hemen hesap edecek. Eğer hesap makinesinde tutar karlı olarak çıkarsa bodozlama işe hemen dalacak. Çünkü niçin? Çok karlı bir iş. Her zaman böyle bir fırsat gelmez. Tabii ki böyle dersem yanılmış olur muyum? %100 yanılmış olurum. Müslüman ticaretini hesap makinesiyle yapmayacak. Yani hesap makinesinde evet karlı bir iş hemen dalalım bu şekilde değil. Ya nasıl? Müslüman kimliğimiz var dedik. Biz iman edenler olarak bizim bir peygamberimiz var. Onun getirmiş olduğu kitaptan, sünnetten hükümler var. Hemen bakacağız bu ticaret işi bu hükümlere uyuyor mu uymuyor mu? Eğer uyuyorsa ne güzel kâr etmiş olduk. Ama eğer uymuyorsa daha da güzel. Neresi güzel? Çünkü önceden bilip bu işe girmeyerek daha büyük bir kâr etmiş olduk. Asıl kâr, değil mi? İman edenler için dünyada ettiğimiz kâr değil ki. Bir iş var, caiz değil diyorlar ama çok kârlı. Ne yapacağız? Girdik işin içine. Allah muhafaza eylesin böyle şeylerden. Ne oldu bu sefer? Bu defa ahiretimizi yakmış olduk yani. Dolayısıyla dünyadayken bunu anlayıp, dünyadayken hemen bunu korunmak lazım. Bunun için de ne yapmamız lazım? Önümüze çıkan her bir meselede mutlaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hakemliğine başvurmamız lazımdır. Bunu söylüyor. ثُمَّ لَا يَجِدُوا sonra bulunmadan. Nerede? فِي أَنْفُسِهِمْ içlerinde. Ne bulunmadan? حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ حَرَجًا yani burukluk, gönül burukluğu bulunmadan mimme gazayte senin hükümlerine
Yani ne olacak? Hem hakemliğe başvuruldu, baktı ki bu olay, hani çok heveslendiğimiz, ne güzel bu işe gireceğiz dedik, aa bu evi bu şartlarda alacağız dedik, bir şeylere karar verdik ama sonra bir dakika dedik, şimdi bizim bir İslami bir kimliğimiz var, biz Müslümanız, bir baktık ki aa caiz değilmiş. Ne oldu? Şimdi birinci aşamadan geçtik, hükme tabi olduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hükmüne müracaat etmiş olduk. İkincisinde o hükmü uygularken de bir şart daha söylüyor. Gönlünde de diyor burukluk olmayacak. Bu da çok enteresan bir şey değil mi? Şimdi mesela nasıl görebiliriz biz bunu? Hani bir misalden gittik, hep aynı yerden madem gitmiş olalım. Tüh be diyor, caiz değilmiş diyor ya. Yani çok kâr edecektik bu. Çok kârlıydı da diyor, yani fetvasını alamadım. Eyvah gitti diyor. Adam ne yapıyor? Bunu böyle diline vuruyor ya. Ya bir fetva bulaydık iyiydi. Allah Allah. Bulsaydın iyiydi de yok be kardeşim. Yok yani, fetvası yok işte. Caiz değil dediler. Yani sen en azından ne yapmak lazım? Olumlu bakıp şu tarafını ele almak lazım. Ya ben bunu caiz sanıp girseydim, işte o zaman asıl fesat olacaktı. O zaman gönül burukluğu olan iş olacaktı. Allah muhafaza eylesin. Dolayısıyla işlere böyle bakmak zorunda durumundayız. Yoksa ne diyor? Rabbinize yemin olsun ki iman etmiş mümin sayılmaz. Bitti mi bitmedi devam ediyor. Ve yüsellimü teslime. Bir de tam bir teslimiyetle de teslim olmadıkça Müslüman olmuş olmuyor, mümin olmuş olmuyor, Allah katında olmuyor. Kendi katımızda bizden iyi Müslüman yok tabii, o ayrı mesele. Ama Mevla Teala Celle Celaluhu ne yapıyor? Kaideler, kurallarla bunu bizlere beyan ediyor. Rabbim tam bu ayeti cellelerde beyan edildiği üzere tam Müslüman olmayı, tam iman etmeyi nasip eylesin. Her konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize getirmiş olduğu hükümlere tam uymayı, gönlümüzde hiç burukluk olmadan ve tam bir teslimiyetle teslim olmayı cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Şimdi ne dedik? Teslimiyet dedik. Bu teslimiyet üzerinde de biraz durmak gerekirse, bunu şuradan misal veriyorum, biraz daha kolay anlaşılıyor. Mesela ne oluyor? Her seferinde biz, herkes için geçerli, daha çok erler için yani, bir askerlik müessesemiz var. Vatan borcumuz diyoruz, değil mi? Ne yapıyoruz? Askere gidiyoruz. Birliğe teslim oluyoruz. Şimdi buradan misal verince teslimiyet biraz daha güzel anlaşılmış oluyor. Şöyle bir profil gördük mü hiç? Ben askere gidiyorum, birliğe teslim oluyorum ama buranın hükümlerini takmıyorum. Böyle bir şey mümkün mü? Böyle bir şey yani bir açıdan mümkün. Nasıl mümkün? Gerçekten birliğe katılır, ictima, günde 5 vakit ictima dedi, hem teslim oldu hem de dedi ki yok ya ben dedi şey yapamam, duramam ya böyle, ictimaya katılamam. Mümkün mü? Mümkün. Bence mümkün. Adam yapabilir mi bunu? Yapabilir. Şu sebeple yapabilir. Çünkü komutanlar gelince elini ayağını bağlamıyorlar adamın. Serbest, eli ayağı serbest. O da katılmayı verir, olur biter. Ama her şey burada kalır mı? Kalmaz. Ona bir güzel 3 aylık askeri ceza yazarlar, tıkarlar. 15 ay ise askerlik, o 3 ayı da askerlikten zinhar saymazlar. Olur 18 ay. Derler ki özgürlük yeri burası, burası askeriye. Herkes özgür. Dileyen dilediğini yapmakta özgür. Tabii bir kurallar var mı? Var canım ama isteyene yani. İstersen uymayabiliyorsun. Vallahi mı ya, nereye geldik biz böyle, ne güzel bir yer. Yemek de var, içmek var, her şey var, bir de özgür. Çok güzel. Yani bu askerlikten bu şekilde bir kıyas yaptığımız zaman da dünya evreni de işte böyle. Mevla Teala dünyayı yarattı, kurallar koydu, kurallar. Ondan sonra biz diyoruz ki biz elhamdülillah Müslümanız. Bunu dediğin an birliğe teslim oldun mu? Birliğe teslim oldun. Şimdi ister yaparsın, ister yapmazsın. İstersen teslim olmadan da ister yap, ister yapma. İstersen küfret, ister ateist ol. İstersen daha farklı, daha böyle çeltefikli isimli şeyler bul. Agnostik gibi, bilmem ne gibi. Efendime söyleyeyim, böyle arayışlara gir. İstediğini yap çünkü özgürsün. Ama ne gibi özgürsün ve nereye kadar özgürsün? Dolayısıyla eninde sonunda bağlı olduğumuz o ip bir yerde
sonu bulacak. Evet, çayırı gezmemize müsaade ediyorlar ama onun bir sınırı vardır. Dolayısıyla insan bu dünyayı aynı bunun gibi görmesi lazım. Mevla Teala bizleri imtihan etmek için gönderdi. Dolayısıyla ne var? İctimaya çağrılıyor. Günde 5 vakit. Şimdi bir de bunun tersini düşünün. Hani özgür olmadığımız versiyonu bir de düşünelim. Şimdi Mevla'nın melekleri çok. Ezan okunuyor, camiye çağrılıyor. Ezana doğru böyle hareket etmeyen, camiye doğru, namaza doğru devam etmeyen, yürümeyen meleklerden bir tanesi şak diye tokatı yapıştırsaydı mesela. Bir canlandırın gözünüzde. Hiç namaz kılmayan kalmazdı o zaman. Niye? Düşünsenize bir. Namaza kaldırıyorlar. Ezan okunuyor. Çünkü askerde öyle de oradan kıyas yaptım ya, onun için diyorum. Burada da görevli melekler olsa biz görmesek ama. Görürsek sürprizi kaçar. Çünkü o tokat birden patlaması lazım. Komutanlar da öyle iyi patlatırdı. Elhamdülillah bize patlatmadılar ama yaramazlık yapana nereden geldiğini anlamıyordu böyle. Birisi vardı böyle, nasıl söyleyeyim, hani vücudunda faça var desem yanlış söylemiş olurum. Façasında az bir şey vücut kalmıştı yani. O kadar çizmiş. Onu görünce sahabeler aklıma gelirdi. Tabii ki bu manada değil. Yani onlar için de bahsederler ki savaşlarda öyle yaralar alırlardı ki vücudunu çıkarttığında parlardı yaralar. Hani iyileşince böyle farklı bir deri biçimine parlardı diye böyle söylerler. Bu adam da öyle ama bu tabii farklı sebeple, cihat sebebiyle kesmemiş. Bakıyorsun, dedim ben adamı ilk görünce biraz da boylu poslu, bilmiyorum ya da askeri, acemi birliğinde daha yeni anlıyorum meseleyi orada. Dedim ki herhalde bu dedim bütün komutanlardan daha çeltefikli ya, bu daha böyle etken herhalde dedim, bizi bu yönetecek burada yani. Efendime söyleyeyim, içtimaya bu toplayacak, bu dağıtacak dedim. Komutanlar buna ne yapabilir? Tabii o zamana kadar bilmiyorum, onlar bu adam serserilikte İgman yaptıysa komutanlar da elinden kaç yüz tanesi geçmiş. Geldiler, bu adamın yarı boyunda komutan. Böyle bir igman yapmış ki hiç de belli etmiyor. Bir tane çattı. Gerçekten adam bir benden uslu oldu yani. Hani ben böyle kendimi uslu sayardım. Daha böyle edepli oturmasını bilen, içtimaya en önce o geliyordu. 500 kişi vardı birinci sırada. Yani bu gerçekten işe yarar bir metot. Ama tabii ki imtihan vesilesi. Namaza çağrıldığında Müslümanım dediği halde namaza gelmeyene bir melek çakmıyor. Ama belki de var ya, bugün böyle bir garip geliyor biz böyle söyleyince ama belki ahirette diyeceğiz ki, belki değil mutlaka, keşke bir melek çaksaydı bize. Keşke dünyadayken çaksaydı. Bir tanecik olsa bunu yapsaydı da biz buraya namaz kılmayanlar olarak gelmeseydik dedirtecek belki de. Rabbim kimseye bunu dedirtmesin. Tüm Müslümanlara bu namaz meselesini hakkıyla kılmaya muvaffak eylesin. Demek ki özgürlük diyoruz ama işte bir yere kadar. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e bir ayetini, bir hükmünü öğrendik. Buna iki şey yapacağız. İki şey. İki şeyden birisi. Bize hangisi uyuyorsa. Ya hükme teslim olacağız veyahut da İttiba edeceğiz, tabi olacağız. Bunlardan birini yapmak zorundayız. Nasıl tanımlayalım? Teslimiyeti şöyle anlatalım. Teslimiyet, bir hüküm geldi, bu hükmün içeriğini anlamış olduk. Anladık, faydasını anladık, sebebini anladık ve bununla da beraber o hükme ne yaptık? Teslim olduk. İttibayı nasıl söylerim? İttiba ise teslimiyetten daha farklı bir versiyondur bu. Çünkü herkes her şeyi her an anlamayabilir. Ama nedir? Hak olduğunu biliyorsun. Allah'tan gene bir hüküm Kur'an'da var. Bakıyorsun, anlamıyorsun. Bu sefer anlamadığın için hani o teslimiyet kısmına giremesen de bu sefer ne yapıyorsun? Tabi oluyorsun. İttiba ediyorsun. Şimdi bunu İslam düşmanları, yani her şeyi böyle İslam'a hani bir fitne sokmak isteyen insanlar bu durumu şöyle yorumluyorlar. Diyorlar ki ya böyle körü körüne, körü körüne. İşte dedikleri bu ittiba meselesi. Ne diyorlar? Körü körüneyi çok böyle ön plana getiriyorlar ki bir zan altında bırakmak. Bilmiyorsun etmiyorsun, körü körüne gidiyorsun bakalım. Mesela insanlar ne yapıyorlar? Bir yerden bir yere gidecekler. Biraz kilometresi uzak diyelim. Hızlı da gitmek istiyorsa ne tercih ediyor? Uçak tercih ediyor değil mi? Uçağa binecek. Şimdi uçağa bindi yolcu. Uçaktan anlıyor mu bu yolcu? Zinhar, nereden anlayacak? Hiçbir şey anlamıyor. Pilotluktan anlamıyor. Bir şeyden anladığı yok. Ne yaptı da bindi? Neye güvendi de bindi bu? Bu adama ne deriz biz?
Bu ittiba etti. Kime ittiba etti? Pilota ittiba etti. Onun bilgisine ittiba etti. Tabi oldu ona. Hem de nasıl tabi oldu? Bedenini, canını teslim etti ona. Hani körü körüneydi? Nice profesörler çıkıyor şimdi. Bakıyorsun uçaktan uçağa, uçaktan uçağa, uçaktan sorsan. Yani fizikçi değilse o profesör sınıfta kalacaktır. Ama sen biniyorsun. E nasıl? Bak bu da ittiba. Bunun da adı senin deyimine göre körü körü. Ben körü körüne demeyeceğim. Bunu niye söylüyorum, açıklıyorum? Yani çünkü çok var böyle. İttiba edeni küçültmek için ittibayı böyle hani kolay yapılan bir şeymiş gibi seni zan altında bırakıp şüphe sokmak için ne oluyor? Minel cinneti vennes diyor. Değil mi? Bu vesvese verenler de kimlerdendir? Cinlerden ve insanlardan diyor. Bakın şeytanlık nasıl bir müessese? Bazen cinlerden gelir kalbine vesvese verir. Bazen de insandandır. Gelir o insan sana der ki ya körü körüne yapıyorsun bir şey der. Böyle seni soğutmaya çalışır. İkincisi de teslimiyet. Teslimiyeti de buradan gene anlaşılır bir şekilde izah etmeye çalışayım. Gene uçak diyeyim. Bu sefer uçağa binen kim biliyor musunuz? Pilot. Yolcu kabinine kim bindi şimdi? Pilot bindi. Önde bir pilot var zaten, uçağın pilotu. Bu da bir pilot bir yerden bir yere gitmesi için uçağını çekip de araba gibi gitmiyor. O da gene bizim gibi yolcu uçağına biniyor, gidiyor. Bu pilot ne yapmış oldu o pilota? Teslim olmuş oldu. Niye? Eğer o pilot devreden çıkacak olsa diyecek ki ben pilotum, açılın bakalım. Meseleye dahil olacak, değil mi? Ama orada bir pilot lazım, ona teslim oldum. Tabii ki bu böyle anlattığım gibi değil. Birazcık çağrışım yapmaya çalıştım. Ama teslimiyet ve ittiba deyince akıllara böyle bir şey gelebilir. Bir gün birisi geldi bize, her gelene Kur'an okuması için teşvikte bulunuyorum. Gel diyorum, metodumuz da şu şekilde söylüyorum. Diyorum ki ödev yok diyorum sana, ödev yok. Günde 15 dakika gel diyorum bana uğra. Ödev de vermeyeceğim sana. Bütün mesuliyet bana ait. Ben sana bunu öğretmeye gayret edeceğim diyorum. 40 yaşlarında bir adam bana dedi ki, ya yok dedi, ben dedi, bunun dedi hani manasını dedi bilmiyorum. Böyle dedi körü körüne okumak istemiyorum dedi. Körü körüne ne yapmak istemiyormuş? Kur'an okumak istemiyormuş. Ve bunu emin olun şöyle söyleyeyim, kınamak için söylemiyorum yani. Hani nasıl bir algının içinden gelmiş onu anlatmak istiyorum. Yani buna inanarak söylüyor. 40 yaşına gelmiş. Bir tane kelimenin manasını daha çözmemiş, bilmiyor. Neymiş? Önce bir manasını öğrenecekmiş, planı övmüş. Ondan sonra bunu anlayınca böyle körü körüne okumak istemiyormuş. Yani bu dediğim bir söz insanlara nasıl sirayet ediyor? İşte doktorlukta da bu şekilde ne yapıyor? Bir doktor dahi hasta olsa bir başka doktora ameliyat oluyor. Bir hasta da halkın içinden hasta olsa gidiyor bir tabibe, bir hekime gidiyor. Şimdi mesela bir insan bir yerden bir rapor alsa denilse ki yani takribi senin bu hastalığın iyileşmezse 3 ay kadar ömrün kalmış dese bu insanın ne yapması gerekiyor? Acilen hemen gidip tıp kitaplarını alıp kendini eve kapatıp bir an önce doktor olması gerekiyor. Bu da yanlış. Bu da yanlış. Böyle yaparsa zaten 3 ayda ölmüş oluyor. Vakit yetmiyor yani buna. Alacaksın tıp kitabını. Bir de çözeceksin meseleyi yani. O zaman ne yapacak? Bunun da bir zahmet ittiba etmesi gerekiyor. O zaman bize bir çare lazım. Ne yapacağız? Şunu yapacağız. Yani biz o 3 ayı neye harcayacağız? Doğru hekimi bulmaya harcayacağız. Doğru hekimi anlamaya çalışacağız. Bunun da yolları var mıdır? Tabii ki bunun da yolları vardır. Nedir peki yolu? Mesela ahlak. Ahlak önemlidir. Ne yapmak lazım? Ahlakı güzel olana. Sonra şu düstura dikkat etmemiz lazım. Hadis-i şerifte ne buyuruyordu? Kendi nefsi için sevdiğini mümin kardeşi içinde sevmedikçe kamil iman sahibi olmuş olmaz. Bu hadis-i şerif de gerçekten birçok yerde ışık tutan çok değerli hepsi gibi bir hadis-i şeriftir. Bunu tatbik eden insanlara bakmak lazım. Yani bakacaksın kendi için ne istiyorsa, senin için de onu istiyorsa bu gidilecek kişi. Kendisine ne fetva çıkartıyorsa, sana da aynı fetvayı çıkartıyorsa o zaman bu nedir? Bu gidilecek kişi budur. Bu şekilde bulabilir. Bir, ahlakına bakacağız. İki de kendisi için yaptığı gibi mi yapıyor bize ona bakacağız. Şimdi doktorlardan bir tanesi devamlı muhalefet ediyor. Bir tane böyle sargıcı bir teyze var.
Bu adam da işte implant mı takıyor, buna benzer bir şeyler yapıyor. Yani bir aksaklık görünce sararız, ederiz, takviye ederiz yok. Daha selam verince hemen adamın MR'ını çekiyor, başlıyor kesmeye. Adamın tarzı bu. Bazen de kulağına gidiyor, yakınlarında da bir sargıcı teyze var, onun aleyhine de konuşup duruyor. Ya bırakın diyor, gelmiş zaman, şu vakte gelmiş, ne diye diyor böyle şeylere hala gidiyorsunuz, ne fayda bulacağınızı zannediyorsunuz falan. Şimdi Yüce Mevla olacak ya, bu adam da aynı şekilde hastaları gibi muzdarip oluyor. Yani aynı rahatsızlığa düşüyor, yıllar boyu hastalarına yaptığı ameliyatın aynısını geçirmesi gerekiyor. Ondan sonra adam bir de bakıyorsunuz ki bu teyzede soluğu alıyor. Yaşlı teyzede, sargıcı teyzeye geliyor. Ama adam iyi yürekli bir adammış. Onu da söylüyor. Önce geliyor tedaviye başlıyor. Tedavi olunca da diyor ki ya teyze hakkını helal et. Ben diyor falan yerde doktor. Şu işi yapıyorum ben. Ondan sonra ya bunca yıl dedi milleti kestim. Sana gelmek isteyen, seni söyleyenler de hep diyor bundan men ettim yani. Ama diyor Mevla Teala bana bunu gösterecek. Beni sana muhtaç etti diyor. Bu şekilde efendime söyleyeyim geliyor. Şimdi ben bunu niye anlattım? İşte kendisi için hoş görmediğini senin için hoş görüyor. Yani bu çok önemli bir şey yani doktorlukta değil mi? Böyle bir insana ne yapmazsın? Bu seçerken kriter budur. Tabii benim bahsettiğim pilotluk, doktorluk değil. Yani hocalıktan bahsediyorum aslında. Hocaya... Kendine bir hoca bulman lazım. Teslimiyet derecesine çıkana kadar bir basamak olacak. Önce bir ittiba olması gerekiyor. Çünkü ya ben bu İslamiyet'i tam anlayayım, ondan sonra yaşamaya başlayacağım. Şu namazı bir tam anlayayım, ondan sonra kılmaya başlayacağım dersek öyle bir şey pek mümkün değil yani. Önce yapmaya başlıyorsun, yapmaya, istikamete devam ettiğin müddetçe de Allah onun sana kadrini, kıymetini anlatmaya başlıyor. Burada işler bu şekilde devam ediyor. Rabbim cümlemize hakkıyla amel etmeye muvaffak eylesin. Mahmud Efendi Hazretlerinin bir sözüyle devam edeyim. Bir güzel ahlak. Mevla Teala ayeti cellesinde ne diyor? Estağfirullah. Ve inneke le'ala hulukin azim. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Mevla Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ne ile övmüş diye bakıyoruz. Yani bulabileceğiniz şeylerin arasında işte çok fazla bir şey bulmamakla beraber bunu hemen bulacaksınız. Nedir o? Sen büyük bir ahlak üzeresin. Hulukin azim. Büyük ahlak. Bunu da söylemekle bize ne söylemek istiyor? Demek ki insanların nesine bakacağız biz? Ahlakını anlamaya çalışacağız. Şimdi hocada bir kriter söyleyecektik Mahmud Efendi Hazretleri Kutlusu'ndan. O da buyuruyor ki bize çok hoca lazım. Bize çok hoca lazım buyuruyor. Şimdi bazen insanlar böyle bir şey söyleyince kelimenin, cümlenin devamını dinlemeyen bir şeyler var. Böyle hızlı insanlar var. Mesela bazen olur. Evladım bir bakkala gidiver de diyor. Çocuk çıkmış. Yahu ne alacağını söylemedi. Bakkal bir vasıta. Önemli olan oradan alması gereken şeyi dinlemen gerekirdi gibi mesela. Şimdi ne diyor Mahmud Efendi Hazretleri? Diyor ki bize... Çok hoca lazım. Ben bunu böyle anlıyorum. Burayı duyan hocalar, Mahmud Efendi Hazretleri dedi ki bize çok hoca lazım. Haydi hemen yetiştirmeye, hurra gittiler. Fabrikasyon hemen hoca yetiştirmeye başladılar. Böyle hayalime geliyor bazen. Halbuki sonradan ne diyor? Diyor ki bize çok hoca lazım. Dünyayı sevmeyen. Dünyayı sevmeyen hoca lazım. Demek ki hocalarda bir kriterde şey yapacaksak ne dedik? Ahlak bakacağız. Efendime söyleyeyim kendisi için yaptığını, kendine reva gördüğünü başkasına görüyor, görmüyor. Bu kriteri alacağız. Bir de dünya ile ilişkisine bakacağız. Var mı peki dünyayı sevmeyen hoca? Vardı. Mahmud Efendi Hazretleri sevmezdi, onu öyle biliyoruz. Daha var mıydı? Vardı. Günümüzden söyleyelim. Hasan Efendi Hazretlerimiz vardı. Allah rahmet eylesin. Sevmez idi. Var mı? Var. Elhamdülillah. Fikri Efendi Hazretleri başımızda. Ve onu da biliyoruz ki dünyayı sevmez yani. Dolayısıyla bunlara ne yapmamız lazım? Bunlara dikkat etmek lazım. Yakın durmak lazım. Bu şekilde olmaya gayret etmemiz lazım. Rabbim başımızdan eksik eylemesin. İnsan hükümlere uyacak dedik. Biraz ticaretten bahsettik. Bir iki meseleye daha değineyim. Daha fazla uzatmadan sohbetimi bitirmeye gayret edeceğim. Şimdi ticaret dedik, alım satımlarda birazcık problemler oluyor.
alım ve satım işlerinde Müslümanlar birazcık dikkat etmesi icap ediyor. Satış yaparken ne yapıyor insanlar? Birazcık böyle bir galyana geliyor. Birazcık aceleci olmaya başlıyorlar. Ben şu misali çok seviyorum. Fıkra halinde anlatılıyor. Çok benimsiyorum. Bir gün Nasreddin Hoca'ya bir bakmışlar ki merkebini almış, pazara gidiyor. Dediler ki hoca ne yapıyorsun? İşte dedi ki ben bu merkebi satacağım dedi. Niçin satıyorsun? Dedi ki ya bu dedi çok yiyor, hiç gitmiyor, hiç yük taşımıyor. Yani ne kadar bir merkepte olmaması gereken ne varsa hepsi mevcut maşallah. Böyle bir mesele. Ondan sonra geldi pazara, gelen sorana gidene işte mübarek hoca efendi, Rabbim hepimizi öyle etsin ticaretimizde, herkese aynısını anlatıyor. Diyor ki çok yiyor, şöyle yapıyor, taşımıyor. İyi de ben bunu diye alacağım, eti de yenmiyor yani kesip yesek. Ne işe yarayacak değil mi yani? Ondan sonra tabii orada pazarcılardan bir tanesi işi uyanıyor. Diyor ki hoca ne yapıyorsun sen Allah'ını seversen dedi ya. Buraya işgal ettin sabahtan beri bir şey yapacağın yok. Sen dedi şu dedi merkebin dedi vekaletini dedi bana 5 dakika ver dedi ben bunu okutacağım buradan dedi satacağım. O da öyle deyince hoca efendi iyi dedi buyur o zaman madem. Yani sen bilirsin sen tabii bu işin ehlisin dedi. Ondan sonra başlıyor bağırmaya. Gel vatandaş gel işte az yer çok kaçar falan böyle at mı eşek mi anlayamazsınız arasındaki farkı gibi şeyler. Bir saymaya başlıyor ki özelliklerini bitmiyor. Tıkır 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 ne özelliği varsa daha doğrusu ne özelliği yoksa değil. Ne özelliği yoksa hepsini saymaya başlıyor. Daha yarısına gelince özelliklerinin Nasreddin Hoca adamın paçasından çekmiş böyle bir. Adam dönüyor hocaya bakıyor. Buyur hoca. Diyor ki evladım öyleyse satmayalım biz bunu diyor yani. Öyle ikna olmuş ki hoca efendi. Az evvel başından kurtulmaya çalışıyor. Oh diyor buna yedireceğim yemi de yedirmeyeceğim. Cebime kar kalacak derken. Şimdi bunu anlattık. Durum maalesef böyle mi? %100 böyle şu anda. %100 böyle. Ama gel gelelim bir tane acı haber var. O da nedir? O paçadan çeken hoca da yok şimdi artık. Hani çeksin de böyle desin. Hocalar da buna alışabiliyor bu satış meselesine yani. Dikkat etmek lazım. Demek ki ne diyoruz? Satışlarda biraz dikkat edeceğiz. Efendime söyleyeyim. Yani 3 kuruş bir şey satılacak. Neyse hakikat onu söylemek lazım. Adam arabasını satıyor. Hemen ne oluyor? Arabayı satmaya kalkışınca bu tabii herkesin başına gelebilecek bir şey. Yani bunu kınamak için değil ama içine düşmüş olduğumuz bu garabetten bir an önce kurtulmaya vesile olmak adına söylüyorum. Arabasını satacak, hemen bir heyecana kapılıyor, hele bir de alıcı olunca her şeyi örtmeye çalışıyor. Ondan sonra adam da soruyor şimdi, bakıyor hele bir de dini bütün gördüyse seni beni. Ne diyor? Diyor ki aracınızı neden satıyordunuz? Bakın şimdi cevaba bakın, çok acayip orijinal he. Başka bir araba alacağım kendime diyor. Yahu zaten onu söylemesen de anlarız yani hani birini satıyorsun birini alıyorsun mecbur bir tane daha alacaksın yani ama satış amacın başka bir tane almak bu çok mantıklı değil yani neyse onu söylemek lazım. İki şeye değineceğim demiştim bir tanesi bu yani adam satmadan önce gidiyor ne yapıyor diyor ki şu araca diyor bir rütüş yaptırayım bir makyaj diyorlar ona. Çizikleri göstermeyen pasta. Oo ne güzel ya. Vallahi iyiymiş he. Sür pastayı ondan sonra devam et git yani. Olmaz. Sonra bir şeye daha dikkat edeyim. Ne yapacak? İlana koyacakmış. İlana koyacak. Güzel. Pastayı da çekmiş. O da güzel. Ondan sonra ne yapacak? Fotoğraf çekecek. İlana koyacak. Yani gel gel diyor. Ben iyi çekemiyorum diyor. Sen çek şunu diyor. Yani sen diyor daha iyi çekiyorsun. Araba bir başka gözüküyor sen çekince. Bunlar da hoş şeyler değil yani. Hani bir Müslümanın satıcılığına. Tabii ki biz bunları deyince ya gerçekten öyle mi? Yani öyle mi diyecek hale geldik maalesef. O kadar normalleşti. O kadar normalleşti. Bunu yapmayana ya aynı o Nasreddin Hoca'ya yapılan muamele gibi yapıldığına şahit oldum. İyi de sen böyle yaparsan satılmaz diyor. İyi ya satılmasın o zaman. Yani satılmak vacip değil, farz değil. Onun mutlaka o fiyattan satılması. İşte akla insan kıblesini doğru alarak yola çıkarsa her şey doğru yönde gidiyor. Ama ben bunu bu fiyata aman satacağım derse işte o zaman işler ne oluyor? İnsan galyana maalesef
gelmiş oluyor. Allah'ım cümlemizi bu konuda da muhafaza eylesin. Son bir şey daha değinip bitiriyorum demiştim. Bir tanesi buydu. Bir tanesi de pazarlık sünnettir meselesi. Şimdi pazarlık sünnettir deniliyor. Ondan sonra diyor ki yok diyor bu diyor o fiyata etmez diyor ya. Bu fiyata etmez. Şurada kusur var. Burasında kusur var. Zaten pazarlıkta sünnet. Efendime söyleyeyim ne yapıyor? Fiyatı aşağıya çekmeye çalışıyor. Dinden çok haber olmadığını bildiğim bir insan konuşmasına denk geldim. Birisi ona demiş ki pazarlık sünnet. O da demiş ki olamaz canım demiş. Şimdi halk arasında pazarlık fiyatı kırmak için 1000 tane kusur bulup fiyatı çok aşağıya çekip çok karlı satın almak ya hani. İnsanların kafasında pazarlıktan anlayış bu çünkü. Böyle olduğu için bu insan da Müslüman kimlikte ama İslamiyet'le alakası yok. Ne diyor biliyor musunuz? Ya yok ya bu sünnet olamaz. Bu tür bir pazarlık sünnet olamaz. Yani ben diyor, ben bile diyor yani biz şey satılırken onun hakkını vermek isterim. Niye diyor adamın hakkından alayım diyor yani. Bu benim çok gerçekten garibime gitti. Maalesef Müslümanlarda bolcana oturmuş bir sıkıntı. O zaman bir pazarlık örneği de şöyle söyleyeyim. Ashab-ı İkram'dan bir tanesi bir at satın alacak. Değeri nedir diyor. Biraz tabii baktıktan sonra koşuşuna falan. Adam da diyor ki hani o zaman para birimini bilmiyorum da ben 500 altın diyeyim. Çok olmaz değil mi? 500 altın. Diyor ki 500 altın. Bu sefer o sahabe efendimiz diyor ki sen diyor eksik söyledin değerini. Değerini eksik söyledin. Bu daha fazla eder. Adam diyor ki ya seni mi kıracağım? 600 olsun o zaman. 600. Yok diyor senin atının değeri bundan da fazla eder. Adam tabii çıkıyor 800 diyor falan. Ondan sonra da şöyle diyor sahabe efendimiz. Diyor ki senin atının değeri bundan da fazla. Lakin ben de buna verecek şu anda 800 altın var. Eğer dilersen bana bu fiyata bırakabilirsin diyor. Nasıl pazarlık? Nasıl pazarlık? Sünnet değil mi? Pazarlık ne kadar sünnet, ne kadar güzel. Yani eğer Müslümansak emniyeti kazanmak zorundayız. Müslümanlık emniyeti. Önce daha kendi içimizde. Yani baktığımız zaman Müslümanlar insanlara en güzel tebliği tarih boyunca genelde neyle yapmışlar? Ticaretle yapmışlar. Ticaret. Bir kafirle, bir münafıkla, bir Müslümanın ne işi olabilir? Bir işi olabilir. O da nedir? Ticaret. Ticaret helal biliyorsunuz. Kim olduğu fark etmiyor. Ticaret yapıyoruz. Şimdi bir kafir, bir münafık veya Müslüman olduğu halde hani efendime söyleyeyim ibadetinde olmayan, dinini bilmeyen kimseler de var. Hani Müslüman ama dinden çok uzak. Şimdi böyle insanlar var. Bunlar ne zaman dini kimden öğrenecekler? Ancak işte olsa olsa ticaret vasıtasıyla bir Müslümana bazen denk geliyorlar. Fırsat bu fırsat. Güzel bir ticaret şeyi gösterebilirsen, güzel bir alışveriş, efendime söyleyeyim ahlakı gösterebilirsen belki de insanı buradan kazanacağız yani. Bu eskiden bununla beraber çok insanlar Müslüman olurmuş. Yani ticarette bakıyor ne dikkatler, ne hassasiyetler. Hani adamın hakkını yememeye aşırı çaba görünce karşıdaki ya ben bile benim hakkımın yenmemesine bu kadar gayret etmiyorken sen niye benim hakkımın yenmemesine bu kadar gayret ettin dercesine insanlar Müslümanlığa bir hayranlık. Peki günümüzde mesele, bununla bitirmiş olayım. Hani dedik ya pazarlık, bu işte de biraz pazarlık olacak. Ben diyorum ki bu günümüzde ticaret hayatında bir Müslüman bir Müslümanı dinden çıkartmasa yeterlidir yani. Hani o dereceye getirmese değil mi? Maalesef durum böyle. En azından bir Müslümanı Müslümanlıktan soğutmayasa yani insan. O kadar bile bir ahlak gösterse en azından bu birinci basamak olur. Ama inşallah bir gün diğer basamaklara da Rabbim cümlemizi ulaştırsın. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi teala el Fatiha.